Alzheimer nedir? Bizim geleceğimizin belasıdır. Tek kelimeyle söyleyecek olursa bunama. Demans da bunama değil mi? Demans da bunama ama demans kümenin adı. Alzheimer kümenin en önemli elemanı. En sık karşılaşılan. Niye geleceğimizin belası diye tarif ettim? Çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nün geleceğe yönelik yaptığı öngörü raporlamasında Alzheimer'ın gelecekte dünyayı çok ciddi bir şekilde etkileyeceği ortaya konmuş. 2050'li yıllar. Burada da liderliği bizim ülkemiz üstlenecek gibi öngörülmüş. Bunun sebebi biz şu anda genciz. Nüfus olarak, toplum nüfusu olarak Türkiye'de ama 2050'nin yaşlılarıyız aynı zamanda. Alzheimer bellek kabiliyetinin bozulması tablosudur. Bunu diyebilmemiz için ilk önce sağlıklı bir belleğimiz olması lazım. Yani bizim Alzheimer olmadan önceki süreçte normal sağlıklı bir hafıza bellek yapımız olması lazım ve becerilerimiz olması lazım. Ondan sonraki bozulma sürecinde biz Alzheimer'dan bahsediyoruz. Ve bu böyle pat diye de olmuyor. Yani bir gün kalkıp da bugün Alzheimer oldum diyebileceğimiz bir süreç değil. Bu sinsi ilerleyici bir hastalık zaman içinde ortaya çıkıyor. Yakın genellikle fark ediyor. Alzheimer olan kişi bu durumu kabul etmiyor bir kere. İnkar ediyor genellikle. Zaman içinde bu unutkanlığı kendi de fark ediyor. Bu sefer kamufle etmeye başlıyor. Belli bir konulara bağlı kalıyor ki bunlar eskiler oluyor. Çünkü Alzheimer'da ilk önce etkilenen yakın bellek. Kişi yıllar önce yaşadığı evin pervazındaki çiçeğin rengini bile söylerken dün ne yediğini söyleyemiyor mesela. Sadece bellekle ilgili de değil problem. Zaman içinde işte kelime bulma, bir takım becerilerin kaybı gibi şeyler ortaya çıkabiliyor. Mesela çok iyi marangozken basit bir işi bile yapamaz hale geliyor. Biz hatta hastalarımıza diyoruz ki siz evde test yapabilirsiniz. Bir yıl önceki kabiliyetle bugünkü kabiliyet arasında bir fark var mı? Varsa eğer bunun bir sebebi var mı? Yok diyorsanız doktora gideceksiniz diyoruz. Örnek verelim. Çok iyi bir piyanist. Piyanoyu geçen sene çok iyi çalıyordu. Ama bu sene aynı parçayı çalamaz hale geldi. O zaman şüphelenin diyoruz hastalara ve yakınlarına.